Kripto Odası'na devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Gündemdeki başlıkları değerlendiriyoruz. Programın başında da söylemiş olduğumuz gibi bugün konuğumuz Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Doçent Doktor Özlem Sönmez. Çünkü bugün 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Günü ve biz de prostat üzerine ve prostat kanseri üzerine konuşacağız bugün program içerisinde. Hocam günaydın. Günaydın, merhabalar. Şimdi ben bu bölüme geçmeden önce biraz önce dinleyicilerimize dedim ki erkek dinleyicilerimizin daha çok ilgisini çekecektir. Özellikle 40 yaş üstünün daha çok ilgisini çekecektir dedim ama doğru mu? Tabii yani öncelikle erkekleri birinci olarak ilgilendiriyor ama sonuçta bir ailesel bir ailenin içinde bir hastalık olduğu zaman bu herkesin sorunu olduğu için hep beraber dinleyip birbirimizi uyarıp farkındalık yaratmamıza fayda var. Evet doğru aslında yani... Kadınların da dinlemesinde fayda aynen var. Öyle. Çünkü ailede olunca bir sorun bir herkesin sorunu oluyor. Erkekler ya da kadınlar cinsel organları ilgilendiren hastalıklar olduğu zaman paylaşmaktan, doktora gitmekten çekinebiliyorlar. Bu durumda işte ailenin diğer fertlerine rol düşüyor. Bu konuda da desteklemek gerekebiliyor. Evet doğru. Bazı hastalıklar daha kolay paylaşılıyor da bazıları sanki böyle bir aman söylemeyeyim, aileye de söylemeyeyim, çevreme de söylemeyeyim gibi bir mahcubiyet hissi veriyor. Neden öyle? Ya bu bizim herhalde yaratılışımızdan ya da toplum kültürümüzden kaynaklanan bir şey. Oysa ki hep vurguladığımız gibi erken tanı koyduğumuz zaman pek çok şeye daha erken müdahale edebiliyoruz ve daha kolay tedavi edebiliyoruz. Şimdi gelen mesajlar da var, sorular da var dinleyicilerimizden ama genel olarak şöyle başlamak istiyorum. Çünkü işte şunu yaşadım, acaba işte bu bir prostat kanseri olabilir mi, bir sorunum olabilir mi gibi sorular geliyor. O nedenle şunu sormak istiyorum önce. Prostat kanserinin birincisi nedeni, ikincisi belirtileri nelerdir genel olarak? Şimdi ben önce şunu söylemek istiyorum. Risk faktörlerinden bahsedeceğiz ama bir risk faktörün olması o kişide illaki kanser olacağı anlamına gelmez. Bir ya da birkaç risk faktörünün olması ya da hiç risk faktörünün olmaması da kanser olmayacağı anlamına gelmez. Dolayısıyla risk faktörleri bizi uyaracak ama yine de bu konuda endişeye düşürmeyecek, bilimin yolunu izleyeceğiz. Şimdi prostat kanseri özellikle erkek ileri yaş hastalığı. Yani bütün kanserlerde olduğu gibi yaşlanmakta prostat kanseri artar. Neden? Çünkü kanser dediğimiz olay DNA hasarından meydana geliyor. Hı. Yani normalde hücrelerimizde DNA hasarı günlük hepimizde olabiliyor ama bunlar programlı hücre ölümü dediğimiz apoptozis şeklinde yok ediliyorlar. Ama bazen bunlar yok edilmeyebiliyorlar. Birkaç faktör bir araya geldiği zaman yok edilmeyebiliyorlar ve kanserleşme oluyor. Dolayısıyla yaş ilerlemeye başladıkça kanserojenlere maruziyeti artıyor, hücre bölünmeleri artıyor, DNA hasarları artıyor ve ileri yaşlarda görme olasılığı daha fazla oluyor. Yani 50 yaş üzerinde risk artıyor ama hastalarımızın çoğu 65 yaş üzerinde. Bu demek değildir ki gençlerde prostat kanseri olmayacak. Hmm. Gençlerde de olabilir. Yani meme kanserinde olduğu gibi meme kanseri de ileri yaş hastalığıdır ama erken yaşlarda görülebilir. Dolayısıyla belirtilere dikkat etmek gerekiyor. Şimdi o kadar çok soru geliyor ki bizim de sorularımız var soracağımız ama siz anlatırken şu dikkatimi çekti. Dinleyicimiz zaten sormuş, diyor ki peki bunu engellemek için yapabileceğimiz bir şey var mı diyor. Bir beslenme şekli, bir yaşam tarzı, aslında genel olarak belki kanserin her türüyle ilgili soruda soruluyor olabilir. Şimdi tabii kanserlerde bir değiştirebileceğimiz risk faktörleri, bir de değiştiremeyeceğimiz risk faktörleri var. Neyi değiştiremiyoruz? İleri yaş olmayı değiştiremiyoruz. Çok nadir de olması olmakla beraber ailesel genetik geçiş bu %10'un altındadır. Olan faktörleri değiştiremiyoruz ama tüm kanser türlerinde olduğu gibi prostat kanserlerine meylettiren, yatkınlık yaratan risk faktörleri var. Bunlar en başta mesela sigara. Yani bu tartışılmaz bir risk faktörü. Onun dışında bizim artık yaptığımız fast food beslenme, yağdan zengin beslenme. Hatta şöyle bir şey de, bir bilgi de var. Prostat kanseri daha çok gelişmiş toplumların hastalığı olmaya başladı. Ekonomik olarak daha az fast food, daha az böyle hazır yemek yemeyen toplumlarda daha nadir. Yani daha çok gelişmiş ülke hastalığı olmaya başladı. Çünkü daha az hareket ediyoruz ve daha çok yağlı ve karbonhidratlı besleniyoruz. Bunlar da riskleri arttıran nedenler arasında. Hareketi arttırmak, hep diyoruz ya, yani hep de bunu diyorsunuz diyebilir dinleyicilerimiz ama
gerçekten Akdeniz tipi beslenmeyi ve mümkün olduğu kadar çok hareketi öneriyoruz. Peki bu prostat kanserinin görülme oranı nedir erkeklerde? Yani 7 erkekten birinde prostat kanseri görülebiliyor yaşam boyu. Yaşam boyu risk altında. 7 erkekten birinde bir prostat kanseri görülme riski olabiliyor. Gerçekten çünkü akciğer kanseriyle böyle başa baş gidiyorlar. Bazen akciğer kanseri, bazen prostat kanseri erkeklerde ön sıraya geçiyor. Ama akciğer kanserinden sonra ölüme en çok neden olan kanser prostat kanseri. Öyle mi? Evet. Yani ben sanki daha yani prostat kanserinde başarı oranı, yani tedavide başarı oranı daha yüksek gibi düşünüyordum. Tedavi oranımız daha yüksek ama çok sık görüldüğü için sıklığı nedeniyle bu sıralamada yerini alabiliyor. Peki ne gibi tedavi seçenekleri var? Şimdi evresine göre, tüm kanserlerde olduğu gibi evresine göre tedavi seçenekleri değişebiliyor. Bunlar mesela erken evrede ameliyat olabiliyor, radyoterapi olabiliyor, hormon baskılama tedavisi olabiliyor. Bazen her kanserde olduğu gibi böyle kanser tanısı koyuyorsunuz ama çok düşük riskli olanlar da olabiliyor. Çok yüksek riskli. Çok düşük riskli olanlarda yakın takip, bekle ve gör politikası izlenebiliyor ve yakından takip edilebiliyor. Tabii ki her tedavinin kendince bir yan etkisi var. Hani baştan demiştik ya, erkekler söylemekten çekiniyor. Tabii tedavilerin de cinsel fonksiyon baskılanması, idrar kaçırma gibi yan etkileri de karşılaşmak mümkün. Peki ileri evreyi soracağım şimdi. Çünkü bunu sizinle daha önce biz bu yayınlarda hep konuştuk. Şöyle bir yanlış algı oluşuyor insanlarda çünkü. Sanki işte kanserde erken teşhis muhakkak önemli, tabii ki katılıyorum ama sanki erken teşhis olmazsa, bu daha ileride teşhis edilirse, ileri evrede olursa sanki hiçbir çözüm yolu yokmuş gibi konuşuluyor. İleri evre çözüm yolları var mı? Şimdi biz bunu hep size çok teşekkür ediyorum. Bize hep destek oluyorsunuz. Hep vurgulamak istiyoruz. Evet, kanserde erken tanı, erken teşhis çok önemli. Fakat geç kaldığımızda ve geç kaldığımız düşündüğümüzde de her şey bitmiş değil. Kanserdeki hem tanıdaki hem tedavideki gelişmeler baş döndürücü bir hızla devam ediyor. Gün geçmiyor ki yeni tedavi ajanlarına ulaşmayalım. Dolayısıyla biz artık kanseri şeker hastalığı gibi, tansiyon hastalığı gibi kronik bir hastalığa çevirme yolundayız ve bu şekilde devam ediyor. Şimdi ileri evrede de yine hani erken evrede radyoterapi, cerrahi gibi yöntemler varken, işte lokalleri dediğimiz etraftaki organlara yayıldığı durumlarda bir takım tedaviler yapabiliyoruz. Bu radyoterapi ve cerrahin yanına hormon baskılama tedavileri de ilave ediyoruz. Bunlar enjeksiyonla yapılan ve hapla verdiğimiz tedaviler. Kemoterapi olmadan mümkün mü böyle bir tedavi? Kemoterapi olmadan mümkün. Yani kemoterapi yerini hala kaybetmemiş olsa bile çok fazla ağızdan alınan tedavi şeklinde modern hormon baskılama yöntemlerimiz var. Kemoterapiyi belli aşamalarda kullanabiliyoruz. Bu hiç kullanmıyoruz anlamında değil. Tamamen tedaviden çıkarmadık. Ancak özellikle işte ileri yaş hastalığı olduğu için ileri yaşlarda şeker, kalp tansiyon gibi yan etkiler de artıyor. Dolayısıyla kemoterapiyi verirken biz kişiye göre değerlendiriyoruz. Biz tedaviyi başlarken kişiye göre değerlendiriyoruz. Ve değerlendirirken de kişinin yandaş hastalıklarını, diğer kullandığı ilaçları mutlaka gözden geçiriyoruz. Dolayısıyla bizim yeni nesil anti hormon baskılama ilaçlarımız, yeni nesil hormon ilaçlarımız, dolayısıyla bunlar bize daha kolay adapte olmayı ve tedaviyle görülen, bu kemoterapide gördüğümüz yan etkileri görme ihtimalimizi azaltabiliyor. Peki bu tip bir tedavi yönteminde hastalığın yaşam kalitesi nasıl etkileniyor bundan? Yaşam kalitesi tabii ki bir kemoterapideki gibi değil. Aslında kemoterapiden de şu an ben korkutmak istemiyorum. Çünkü kemoterapi hala bir tedavi seçeneğimiz. Onlarda da yan etkileri görülmemesi için biz çok gelişmiş destek tedaviler, bulantı ilaçları falan kullanıyoruz. Bunlar da hani çok sıkıntısız bir şekilde normal hayatı yakın bir şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Ama en azından bu
yeni nesil tedaviler hastaların hastaneye bağımlılığını ve sürekli gelmelerini de ortadan kaldırmış oluyor. Hem ağızdan aldığınız bir tedavi sizin özgürlüğünüzü de daha fazla arttırmış olabiliyor. Kemoterapiden göreceğimiz diğer saç dökülmesi gibi özellikle etrafta rahatsızlık, yani kişinin kendini huzursuz etmesini neden olan şikayetler görülmüyor. Ben gerçi şunu söylemek istiyorum saç dökülmesi için. Bu bir geçici süreçtir. Daha sonra saçlar çok güzel ve bol miktarda çıkar. Ve sevdikleriniz sizin gözlerinize bakar. Saçlarınıza bakmaz. Dolayısıyla bunu çok fazla dert etmemek gerekir. Tedavi ettikten sonra diyoruz ki bakın işte ne güzel çıktı saçlar. Daha gür, daha bakımlı, daha şey şekilde çıktı diye güçlü. Ha, bu güzel aslında, bu çok iyi oldu bu mesaj. Çünkü insanların nedense psikolojik olarak öncelikle saçlarıyla ilgili bir problemleri oluyor. Dökülürse ne yaparım diye. Ama aslında dediğiniz çok doğru. İnsanlar, sevenler özellikle gözlerine bakıyorlar. Bir de o bir süreç yani. Tabii. Yani hayatınız yoluna girecek, sağlığınız düzelecek. Bunun için belli bir süreç katlanılabilecek bir şey diye düşünüyorum. Tabii bunu yaşayanın psikolojisi daha zordur muhakkak. Birkaç tane soru var. Arada onları sormak istiyorum. Her gece 4-5 sefer tuvalete kalkıyorum. 35 yaşındayım. Prostat başlangıcı olabilir mi diyor mesela. Şimdi biz prostat kanserinin belirtilerini söylemeye riskleri anlatırken arada geçirdik. Prostat yerinden bahsedelim isterseniz. Prostat nerede? Mesanenin altında, mesaneden çıkan idrar yolu olan üretrayı çevreleyen salgı ve menizin salgılarını da içine alan bir yerde ve rektum dediğimiz, yani bağırsağın son kısmının da ön tarafında. Dolayısıyla şimdi idrarın mesaneden çıktığı kısımda olduğu için belirtileri neler olabiliyor? Yani neler demeyeyim, olabiliyor. Sık idrar çıkmak, işte özellikle gece idrarı çıkmak, idrar yaparken idrar yapmaya başlamayı ya da sonlandırmayı zorlayan durumlar olabiliyor. Çok nadiren kanama olabiliyor. Ve ağrılı idrarda olabiliyor. Şimdi bunlar olabiliyor diyorum. Çünkü bunlar iyi huylu prostat büyümesinin belirtileri de olabilir. Prostat kanserinin belirtileri de olabilir. Sonuçta iyi huylu prostat büyümesi de olsa bir tedavi gerektiriyor ki, çünkü sizin idrar yapmanızı zorlaştırıyor. Bunun en güzel yolu olabilir mi? Evet, olabilir ama panik yapmayacağız. Yani her şeyden önce istediğimiz o, panik yapmayacağız. Üroloji uzmanına başvuracak. Üroloji uzmanı gereken tetkikleri yaparak o prostat kanseri olduğunu ya da olmadığını kendisine belirtebilir. Hani her şeyden önce panik yapmayalım ve doktora gitmekten çekinmeyelim lütfen. Ve şu çok doğru. Şimdi muhtemelen bizi dinleyip de gece böyle sıklıkla idrara çıkan dinleyicilerimiz varsa eyvah falan diyor olabilirler. Ama doktora gidin. En doğrusunu size doktor söyleyecek. Tahliller yapılacak. Bir dinleyicimiz soruyor, diyor ki babamın iştahı yoktu, değerlerine baktıralım dedik. Prostatla ilgili bir değeri yüksek çıktı. O geceden itibaren babam kendini prostat hissedip lavaboya sık çıkmaya başladı. Tuvalete sık gitmeye başladı diyor. Şimdi bu normal bir durum mudur? Bunun için ne yapabiliriz diyor. Bir değer yüksek çıkmış. O PSA dedikleri değer. PSA değeri. Şimdi şunu bir defa akıldan çıkarmamak gerekiyor. PSA sadece prostat kanserinde yükselmez. Yani normal dediğimiz işte cinsel birleşme sonraki erken dönemde, 1-2 günlük dönemde, yoğun iç temposu sonrasında dönemde, prostatit dediğimiz prostat enfeksiyonu sonrası dönemde ya da hatta en basitinden bisiklete bindikten kısa bir süre sonra bile PSA'ya bakarsanız PSA'da yükselme olabilir. Dolayısıyla bir kere PSA yükseldi diye o kişi prostat kanseri anlamına gelmez. Bu durumda genellikle birkaç hafta dinlendirdikten sonra tekrar PSA değerine bakabiliyoruz. Rektal tuşe, biraz önce söylemiştim ya, bağırsağın son kısmı, evet, dediğimiz rektumun önünde. Erkeklerin en sevmediği muayene şekli. Ama çok da aslında, yani çok şeyler kazandırabilecek de, çok da aslında düşünüldüğü kadar ağrılı ve sıkıntılı bir yöntem değil. Üroloji uzmanı arkadaşlarımız rektal tuşeyle prostattaki olan değişiklikleri, sertlikleri veya düzensizlikleri fark ederek test yapma ya da başka ileri tetkik yapma gerekliliğini hastalarımızla konuşup ya da başvuran kişilerle, sağlıklı olabilir, konuşup ileri testleri değerlendirilebiliyor. Bundan sonra ama altın standardımız biyopsi.
Yani kesin bir kişinin prostat kanseri olup olmadığını gösteren yöntemimiz biyopsi. Dinleyicilerimize hatırlatalım. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Doçent Doktor Özlem Sönmez de bizim sohbetimiz devam ediyor. Şimdi gelen mesajlar var. Birkaç tane üst üste böyle mesaj görünce sorayım dedim. Diyorlar ki yani pisuvarda idrarını gidermek yapmak veya ayakta bunu yapıyor olmak bununla bağlantılı bir şey midir? Yok, bağlantılı değil. Bağlantılı bir şey değil. Şimdi ben o zaman başka bir şey soracağım tekrar size. Bu dönem nasıl geçti, Covid-19 dönemi? Çünkü hastalar biraz gelmeye çekindiler hastaneye. Zaten prostatı anlatmakla ilgili gelmek ayrı bir endişe veriyor belki insanlara. Bu dönem hekimler ve hastalar açısından nasıl bir dönemdi teşhis açısından? Şimdi aslında tedaviye devam etmekteki olan hastalarımızı çok ileri sıkıntılar genel olarak tabii %100 diyemeyeceğim ama yaşamadık. Biz Türk Tıbbi Onkoloji Derneği olarak Covid'in ülkemize girmesiyle görülmesiyle beraber hemen önlem aldık. Bir danışma kurulu kurduk. Danışma kurulunda önlemlerimizi hem meslektaşlarımızla hem de halkımızla paylaştık. Bu konuda siz de bize çok destek oldunuz. Süren tedavilerden aman çekinmeyin. Sonuçta Covid bir risktir ama kanser var olan bir gerçektir. %100 yaşamasak bile tedavi olan hastalarımız genellikle tedavilerine bu bizim çabalarımız, arkadaşlarımızın irtibatları, diğer çünkü ülkemizin her yerine çok iyi yetişmiş onkoloji uzmanlarımız var. Bu çabalarla beraber tedavisini devam eden hastalarımız tedavisi devam etti. Fakat her kanserde olduğu gibi prostat kanserinde de gecikmiş tanılar, yani hiç daha hani bir kişi doktoruyla, kliniğiyle irtibata geçtikten sonra o irtibatını sürdürüyor ama hiç tanı almamış hastalar genellikle şu Covid geçsin de bir geleyim şeklinde gecikmiş tanılara çok rastladık. O yüzden yani o dönemde de söylüyorduk biz ama yine söylüyoruz, geciktirmeyin eğer bir rahatsızlığınız varsa. Yani bu prostatla ilgili de olabilir, başka bir rahatsızlık da olabilir. Teşhis için hastaneye gitmekte. Yani Covid bizim için işte ikinci sene oldu. Artık önlemlerimiz alıp aşılarımızı yaptırıp, yani aşı yaptırmak benim için, yani benim görüşüme göre ki genelde öyle, bir önce kendiniz için sonra insanlık için bir sorumluluktur. Hocam kanser hastası için böyle bir sıkıntı var mı aşılarla ilgili? Hayır, aşılarla ilgili bir sıkıntı yok. Biz ülkemizdeki aşılar canlı aşılar değil. Dolayısıyla aşı yapılmasını öneriyoruz. Fakat tedavisiz sürecindeki hastalar, bazı özel durumlar olabiliyor. Tedavinin önünde arkasında boşluk vererek bu aslında risk yaratmıyor da aşının yeterince koruyucu olmasını engelleyebiliyor. Dolayısıyla belli aralıklar yaparak çok nadir tür tedavi süreçlerinde belki sıkıntı yaratabiliyor. Hekimiyle irtibatta olarak, ki hastalarımız öyle yapıyorlar, aşıyı biz öneriyoruz. Yani aşı olmak bir pandemiden kurtulmamızın en önemli güvencesi, desteğidir bizim için. Peki şunu soracağım. Tak bir mavi kravat diye bir başlık açıldı. Bir hashtag artık günümüzün deyimiyle. Böyle bir kampanya veya organizasyon var. Bunun üzerine ben de Instagram üzerinden aradım, buldum o uygulamayı. Ben de kendi kıyafetimin üzerine tişört vardı ama bir mavi kravat oturttum. Evet. Ve prostat kanserine dikkat dedik bununla beraber. Şimdi bu nasıl bir proje? Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nin desteklediği bir proje diye biliyorum ben. Evet, işbirliğimizde olan ve sahiplendiğimiz bir projemiz. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği gerçekten hani meme kanseri, akciğer kanserinde de olduğu gibi prostat kanserinde de bir farkındalık projesi, çalışmaları her kolda olduğu gibi sürdürüyoruz. Takvim bir mavi kravat projesi 4. senesinde oldu yanılmıyorsam. İlk önce bir Bağdat Caddesi'nde eski ve yeni eski otomobiller ve motosikletlerle bu centilmenlerin mavi kravat ya da papyonlarla yaptığı çok şık ve tatlı, esprili bir geçit töreni ve farkındalıkla başladı. Sonra galiba binalara falan giydirme yapıldı, evet, değil mi? Evet, sonra Galata Kulesi'ne, ondan sonra İzmit Paraşüt Kulesi'ne, Ankara Garı'na. Biz o dönemlerde mavi kravat, büyükçe bir mavi kravat takarak farkındalık oluşturmaya çalıştık. Ve yine o dönemde sosyal medyadan da bu sizin hani giydirdiğiniz aplikasyon, uygulamayla beraber mavi kravatta farkındalık yaratmaya çalışıldı. Bu dönemde de tekrar
bu bilgilendirmeleri arttırdık. Bu akşam da galiba Fatih Sultan Mehmet Köprüsü evet, mavi ışık yakacak. Bu akşam Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü İstanbul'da yaşayan dinleyicilerimiz gördüğü zaman mavi ışığıyla takbir mavi gravat projesini hatırlayacaklar ve prostat kanseri konusunda hem bilinçlenip hem de etraflarındakileri bilinçlendirecekler. Bu projede galiba bir ödül aldı değil mi? Evet, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği Birliği tarafından en iyi proje ödülüne aday gösterildi. Gerçekten çok kesintisiz ilerleyen ve sahip çıkılan bir proje. Ha bu şeyde hani büyük binalara giydirildi mavi gravat ama tabii pandeminin girmesiyle bu proje de biraz şekil değiştirdi. Bu Instagram aplikasyonlarının olması bu dönemde başladı. Ama hiçbir şekilde hız kesmeden desteklerimize beraber hiçbir zaman hız kesmeden devam etti. Ve oldukça güzel hem uygulaması hem farkındalığıyla beraber çok güzel bir proje oldu. Ödüllü de bir proje olmuş ödüllü, aynı zamanda. Evet. Tebrik ederiz bir kez daha. Dinleyicilerimize söyleyelim. Instagram üzerinden takvim mavi kravat hesabı var. Oradan ulaşabilirsiniz. Ulaşırsanız da oradaki aplikasyona ulaşabilirsiniz. Yani siz de bunu deneyebilirsiniz, yapabilirsiniz. Siz de bu farkındalık çalışmasına destek olabilirsiniz. Bir parçası olabilirsiniz. Evet. Özlem Hocam çok teşekkür ediyoruz. Var mı bir ilaveniz? Her kanser türünde olduğu gibi dediğimiz gibi erken tanı, erken teşhis çok önemli. Risk faktörü dediğimiz zaman illa kanser olacaksınız anlamında değil. PSA yüksekliğini gördüğünüz zaman illa kansersiniz olduğu anlamında değil. Bilimin yolundan ayrılmayın, hekiminize başvurun ve hem farkında olun hem de etrafınıza farkındalık yaratın. Hep dediğimiz gibi Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyoruz ve mümkün olduğu kadar hareket etmeyi öneriyoruz. Hareketli, mutlu ve sağlıklı kalın. Teşekkürler. Bu dileklere biz de katılıyoruz. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Doçent Doktor Özlem Sönmez bizimle beraberdi sevgili dinleyiciler. Cenk'e de teknik masada teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bedia Ceylan güzelce güzel şeylerden bahsedecek size. O güzel şeyler programını 11'e kadar dinleyebileceksiniz. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Diyorum şimdilik hoşça kalın.